Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tarihte Ertuğrul Gazi'nin ölümünü anlatacağız. Ertuğrul Gazi vefat etmeden önce yaşlılığından dolayı devlet işlerini, yönetimi ve gaza hareketlerini oğlu Osman Gazi'ye bıraktı. Osman Gazi iyi bir asker ve devlet adamı olarak yetiştirmişti. Ertuğrul Gazi 1279 yılında Bizans sınırlarına gelen Selçuklu Sultanı 3. Gıyasettin Keyhüsrev'i karşılamış ve ona bağlılığını bildirip hediyeler vermişti. Bu tarihte yaşadığı fakat çok yaşlandığı bilinmektedir. Ölüm tarihlerini 1288 ya da 1289'lu yıllar veren kaynaklar olsa da bu doğru değildir. Çünkü Selçuklu Sultanı 1284 yılında Osman Bey'in aşiret reisliğini hediyeler vererek kabul etmiştir. Bu da bize gösteriyor ki Ertuğrul Gazi 1279'dan sonra 1284 yılından önce ise vefat etmiştir. Tarihçilerimizin doğruladığı genel kabul ise Ertuğrul Gazi 1281 yılında doğum tarihi net olarak bilinmediğinden dolayı 90 ya da 93 yaşlarındayken vefat etti. İlerleyen yaşı sebebiyle ve hastalığı dolayısıyla vefat ettiği düşünülmektedir. Dizide 5. sezonda hikayenin değiştirileceğini ve Osman Gazi'nin hayatını anlatılacağını biliyoruz. Benim şahsi görüşüm 5. sezonda Ertuğrul Gazi'yi yaşlanmış olarak göreceğiz ve ilk bölümlerde vefat edecektir. Ertuğrul Gazi'nin mezarı ilk olarak Osman Gazi tarafından yaptırılmıştır. Türbesi ise 1. Mehmet Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Bugünkü hali büyük ölçüde Abdülhamit zamanında yapıldığı şekildedir. Her yıl Eylül ayının 2. pazar günü Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi'yi anma ve Söğüt şenlikleri ile Yörük Bayramı düzenlenerek Ertuğrul Gazi anılmaktadır. İyi bir devlet adamı olan Ertuğrul Gazi vefat ettiğinde oğlu Osman Gazi'ye küçük bir beylik, tecrübeli komutanlar, iyi bir nam ve fethi müsait bir ortam bırakmıştır. Ertuğrul Gazi'nin türbesi Yunan işgalinde tahrip edilmiş ve kurşunlanmıştır. Bu acı olayın izleri bugün dahi görmek mümkündür. Ertuğrul Gazi'nin adını 1. Alaaddin Keykubat döneminde herkes duymaya başladı. Yurt edinmek için oğlu Saruyat'ı Savcı Bey'i sultana gönderdi. Domaniç ve Söğüt kendisine yurt olarak verildi. Bizans'a karşı yaptığı gaza hareketlerinin sonucunda gazi unvanını aldı. Selçuklulara bağlı Uç Bey yöneticiliği döneminde barış merkezli ve tedbirli bir siyaset izledi. Çevresindeki Türkmen beylikleri ve Bizans tekfurlarıyla iyi geçinip halkını barış ve rahat içerisinde yaşattı. Ertuğrul Gazi'yi emri altındaki topraklarda yaşayan Hristiyan halk da yürekten seviyor ve sayıyordu. Ertuğrul Gazi'nin temel amacı çevredeki güç odaklarıyla iyi geçinerek bölgede kalıcı hale gelmektir. Kendisi için tehlikeli olduğunda ise düşmanlarına gerekli cevabı vererek çekinilen birisi olmuştur. Barış siyasetini hiçbir zaman bırakmamıştır. Yaptığı savaşlarda da yenilgisi yoktur. Onun temel görevi Uç Beyliği durumunda bölgenin asayişini sağlamaktır. Ertuğrul Gazi Söğüt ve civarına doğrudan hakim olmamış, kalıcı olabilmek için düşmanlarıyla savaşmıştır. Hayatı aralıksız, sürekli savaşlarla ve fetihlerle geçen Osman Gazi'dir. 1230'lu yıllardan sonra Söğüt ve çevresine yerleştiğini düşünelim. Söğüt ve çevresinde bulunan Bizans kalelerinden Kulacahisar, Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yenişehir, Yunçhisar ve Köprühisar Osman Gazi döneminde Ertuğrul Gazi'nin 1281 yılındaki vefatından yıllar sonra fethedilecektir. Şüphesiz şunu söyleyebiliriz ki Ertuğrul Gazi büyük bir imparatorluk olan Osmanlı'nın baş mimarıdır.